Tarafsız Haber Barış Biner'den herkese merhaba. T24 kaynağından aktarıyorum. Mehmet Ali Kulat mak araştırma Genel Başkanı Türkiye Mart'ta baskın bir seçimi görebilir demiş. Döşeveli'ye konuşmuş Mehmet Ali Kulat T24 haberleştirmiş. Buradan sizler için yorumluyorum. Bakalım ne demiş Kulat ve Türkiye bir erken seçime mi gidiyor? Türkiye baskından da baskın Mart'ta bir seçim görebilir öngörüsünde bulunmuş ve dövşebe ile yaptığı değerlendirmeleri T24 haberleştirmiş Türkiye yönetilem yolu eleştirilerinin yükseltildiği bir döneme denk geldiğine dikkat çeken kulak. Uzunca bir süredir tamamen kontrolsüz gelişen döviz fiyatları ve piyasanın sahipsiz görünümü muhalefete ciddi bir alan açmıştı. Muhalefet sahada ciddi bir şekilde Türkiye'de yönetici yok, yönetim yok, ekonomi tamamen başıboş izlenimini oluşturuyordu. Bu algıda ciddi şekilde toplumda karşılık bulmuştu diyor. Kulat ekonomide ve sokakta doların ateşinin bir türlü düşürülemediği ve 25 lirayı bulabileceğinin konuşulduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hesaplardan etkilenip yeni finansal alternatifler açıklamak durumunda kaldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiyi doğrudan yönetiyor ve belli ki bu süreçte boş durmamış. Türk lirası mevduatlarını döviz karşısında nasıl koruruz diye bir sistem geliştirmiş. Kulat Erdoğan'ın dövize çevreli mevduat sistemi açılımını Türkiye'yi bir baskın seçime götürmek için kullanma ihtimali olduğunu söyledi. Kulat Erdoğan 3-5 ay süren bir istikrar çıkartabilirse buradan emeklilere ve memurlara enflasyon üstünde bir maaş zammı verebilirse tıpkı 17-25 Aralık operasyonu 15 Temmuz darbe girişimini savuşturmasını topluma bir başarı olarak lanse ettiği gibi şimdi de ekonomik kurtuluş savaşını kazandığı imajı verebilir. Türkiye baskından da baskın bir Martta bir erken seçim görebilir. Benim yorumum şu ki, dolardaki o kısmi düşüş fiyatlara yansımadığı sürece vatandaşların oy tercihini değişeceğini düşünmüyorum. Bakalım neler olacak. Bir başka yayında görüşeceğiz. Hoşça kalın.